en düşük emekli maaşı için yeni rakam ortaya çıktı. Bu hafta Erdoğan'a sunulacak. AKP'nin en düşük emekli maaşını 10.000 TL'nin üzerine çıkarmak amacıyla yeni bir çalışma başlattığı öğrenildi. İşte detaylar. 31 Mart seçimlerinde dengeleri değiştiren milyonlarca emekli, maaşlarına yapılacak zam konusunda büyük bir beklenti içindeyken, hükümetten gelen son açıklamalar zam kapılarını kapatmıştı. Geçtiğimiz dönemde Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerine yapılan %24.73'lük zam, 10.000 TL'nin altında maaş alan emeklilere yansımamıştı. Bu durum, milyonlarca emeklinin memnuniyetsizliğine neden olmuştu. Muhalefetin ve vatandaşların emekli maaşına yeni bir zam yapılması çağrısından sonra, AKP'nin en düşük emekli maaşını 10.000 TL'nin üzerine çıkarmak amacıyla yeni bir çalışma başlattığı ortaya çıktı. En düşük emekli maaşına yeni ayar. Ekonomim gazetesinde yer alan habere göre, Adalet ve Kalkınma Partisi, en düşük emekli maaşının artırılması için harekete geçti. Şu an 10.000 Türk lirası olan en düşük emekli maaşının en az 12.000 TL'ye yükseltilmesi planlanıyor. Yaklaşık 3 milyon emekli şu anda 10.000 Türk lirası maaş alıyor ve AKP'nin ilk formülü bu miktarı 12.000 TL'ye çıkarmak. Ancak kök maaş üzerinden yapılan zam oranının en düşük maaşı alan emeklilere yansımadığı gerekçesiyle Adalet ve Kalkınma Partisi bu duruma müdahale etmeyi hedefliyor. Temmuz ayı içinde kabul edilmesi bekleniyor. Adalet ve Kalkınma Partisi yönetimi, hafta içinde en düşük emekli maaşının en az 12.000 Türk lirası olması yönündeki raporunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacak. Erdoğan'ın onay vermesi durumunda, bu çalışma hızla meclis gündemine taşınacak ve Temmuz ayı içinde kabul edilmesi hedefleniyor.